Kayıt programını başlattım arkadaşlar. Bu gece Skype sohbetlerimizin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. 7 Temmuz 2015 bu akşam tercih dönemiyle ilgili sorulara cevap bulacağımız, akılda kalan, kafa karıştıran o sorulara cevap bulacağımız bir sohbet olmasını temenni ediyoruz. Ben Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği artık son sınıf öğrencisiyim. Arkadaşım Eşref var, yine Yazılım Mühendisliği öğrencisi. Bir başka arkadaşım şu an kendisi mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunu. Kendisi bizle tecrübelerini paylaşacak. Yönetim bilişim sistemlerinden de bir arkadaşımız var. İlerleyen dakikalarda katılmasını bekliyorum. Bakalım katılacak mı? Soru cevap şeklinde gidelim diyorduk. Önce işte özellikle şey katılsaydı önce ilk önce ona başlamayı düşünüyordum. Zaten 2 yıllık bilgisayar programcılığıyla başlamayı düşünüyorduk. Eşref, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Şu an için. Evet, geliyor şu anda. Ben Eşref, şu an İstanbul'da staj yapıyorum. Evet. 2 yıllık olarak en dikkatimi çeken, dün tanıştığım bir arkadaşımdan bahsedeceğim. Çocuğun arkadaşımız 92'li, ben de 92'liyim. Arkadaş Samsun'da 2 yıllık programcılık bitirmiş ve şu an ben daha üniversitede çalışamıyorum. Ve arkadaş şu an kendi altında arabası var, maaşı güzel. Ve çok güzel de işler yapıyor ve kesinlikle şunu belirtmek istiyorum. Şu an bu staj yaptığım yerde gördüğüm kadarıyla arkadaşlar C++ ve JavaScript bilinmek zorunda. Yani öğrenin, kesinlikle C++ özellikle öğrenin. Yoksa yani olmuyor hiçbir şey, yapamıyorsunuz. Her alanda, her kodlama yerinde C++ karşınıza çıkıyor yani ister istemez. Peki Eşref, sen şey diyor musun, hani illaki bir 4 yıllık lisans bölümü olmak zorunda, 2 yıllık olmamalı diyor musun sen? Hayır, ben kesinlikle demiyorum. Yani arkadaşlar 2 yıllık gidip okursanız da bence çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Kendini geliştirmeyle alakalı bir bölüm zaten bizimkisi. İlla 4 yıllık okuyacağım diye de bir şey yok. Yani bence 2 yıllık okuyan hatta daha şanslı. Daha çabuk hayata atılıyor, daha çabuk para kazanıyor. Ben buna şahit oldum dün. Yani 2 yıllık olmasın, ben tekrar hazırlanayım diye bir kafanızda düşünce varsa bilmiyorum. Ben tekrar hazırlandım. Ben ilk senemde kazanamadım. Hayalim yazılım mühendisliği kazanmaktı. İkinci sene tekrar hazırlanıp kazandım. Ama bugün, dünden itibaren fark ettim ki şart değil 4 yıllık okumak. Hatta bir tane şirketimizde bir abi var. Daha bugün muhabbet etti kendisiyle. 85 doğumlu bir abi. Kendisi, abi dedim hangi üniversite mezunusunuz dedim. Ne lise ne üniversite okumuş. Alaylı olarak kendini geliştirmiş ve gayet güzel bir pozisyonda çalışıyor kendisi. Yani bizim sektör bir arkadaş şu an hoparlörü açtı, onu bir kontrol edebilir mi? Tamam, düzeldi sanırım. Ya öyle, kesinlikle öyle. Hani kendini geliştirme olayı var ya, en çok herhalde bizim bölümde etkili. Yani bilişim üzerine olan, yazılım üzerine olan bölümlerde etkili. Mesela bir Fen Edebiyat Fakültesine gidersiniz. Hatta Fen Edebiyat değil de daha bariz bir örnek vereyim. Bir matematik bölümüne gidersiniz mesela. İşte size hep aynı şeyler öğretilir orada. Matiki, diferansiyeller. Matiki, işte diferansiyeller, atıyorum türev, integral falan, hep böyle aynı şeyler üzerine. Bir saniye, şöyle bir arkadaş daha var, kabul ettim. Tamam, o farkı dinleyeceğiz. Şimdi bakın, inanın hani o farkın sebebi, hani nasıl desem, şöyle toparlayayım biraz. Bizim bölüm kadar kendinizi geliştirme şartının olduğu bir başka bölüm yok bence. İnanın yok yani. Hani bizim bölümde mesela yerinizde sayarsanız, hani devlete girmek ayrı. O olaya o pencereden bakmıyorum. Ama özel sektör düşünüyorsanız, eğer kendinizi geliştirmediyseniz iş bulma olanağınız ne yazık ki çok çok zayıf oluyor. Üniversitelerin pek çok bölümünde hani bilgisayar öğretmenliği, ondan sonra bilgisayar öğretmenliği demeyeyim de öğretmenlikler diyeyim. Mesela öğretmenliklerde kendinizi o kadar geliştirmeseniz de oluyor. Üniversitenin size vermiş olduğu eğitimle yetinebiliyorsunuz. Ama bilişimle ilgili bölümlerde öyle değil. Mesela bu olay
sadece yazılım mühendisliği, sadece bilgisayar mühendisliği olarak düşünülmemeli. 2 yıllık bilgisayar programcılığı olarak da düşünülmeli. Adam az önce Eşref'in söylediği gibi 2 yıllık bilgisayar programcılığı bitiriyor ama yazılım mühendislerinin veya bilgisayar mühendislerinin yaptığı işin kat ve katını çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor yani. O yüzden kendinize güveniyorsanız, ben kendimi gerçekten geliştiririm diyorsanız, ben de 1 yıl tekrar hazırlanmanın çok da önemli olmadığına inanıyorum. Dediğim gibi hani piyasada şu an ne yazık ki bilgisayar mühendisliği mezunu olup o kadar vasıfsız eleman mevcut ki, o yüzden veya işte 2 yıllık bilgisayar programcılığı okuyup kendini o kadar geliştirmiş kişiler var ki, o yüzden ne diyeyim? Her şey kişinin kendisinde bitiyor ve dediğim gibi 1 yıl hazırlanma olayını çok ciddi bir şekilde düşünün. 1 yıl gerçekten uzun bir süre, yani kısa bir süre değil. 1 yılda mesela bilgisayar programcılığına gidip 2. sınıfa geçebilirsiniz o yıl içerisinde. Yani 1. sınıfı bitirmiş olursunuz ve ertesi yıl 1 yıl daha gidip bilgisayar programcılığı mezunu olarak üniversite eğitiminizi tamamlayıp direkt sektöre atılabilirsiniz. Aynen, kesinlikle inovasyona, yeniliğe ayak uydurmak çok önemli. Muhammed Emin Yörük bir şey söyledi. Bununla ilgili düşüncesi olan var mı? Şey dedi, hani bunca insan madem öyle neden okuyor falan tarzında bir şey söyledi. Haklı bir cümle. Bununla ilgili cevap verebilecek Eşref. İstersen ben cevap vereyim. Tabii tabii Esra. Şöyle bir şey var arkadaşlar. 2 yıllık bilgisayar programcılığına giden kişilerin çoğu özellikle bilgisayar programcılığına gitmek için gitmiyor. Genelde bizim gibi meslek liselerinden mezun olan arkadaşlar puanları yüksek olmadığı için direkt geçiyorlar. Bundan dolayı giden kişilerin çoğu zaten bilgisayara yönelme ihtiyacı olmayan kişiler. Zaten hani pek ilgi duymayan kişilerin 2 yıl daha işsizliği ertelediği için gittiği yerler. Oysa buraya giden gerçekten hani kişiler falan bilgisayar mesleğini bilip de giden kişiler, isteyen kişiler çok başarılı yerlere bence kesinlikle geliyorlar. Şu anki eğitim sistemi biraz kötü olabilir ama dediği gibi Murat arkadaşımızın kendinizi geliştirdiğiniz takdirde gerçekten hiçbir şey okumanıza gerek yok. Şu an ben Adana'dayım. Birçok en iyi web tasarım şirketlerinin çoğu lise mezunu kişiler. Kesinlikle bilgisayar programcılığı bile okumamışlar. Hatta aralarında ilkokul bile vardı. Yani baktığınız zaman gerçekten bunun üniversiteyle hiçbir alakası yok yazılımcılığın. Ben düşünüyorum. Gerçekten gerçekten yok yani. Üniversite, özellikle bakın, lisans okuyan öğrenciler bunun farkına varıyor. Üniversiteye geldiğiniz zaman şey diyorsunuz, biz bu işleri üniversite olmadan da yapabiliriz diyorsunuz yani. Hani üniversitenin size kattığı şeyler yok mu? Tabii ki var, fazlasıyla var, ama yazılım alanında çok bir şey kattığını söyleyemeyeceğim. Çünkü üniversitelerde de hani o kadar vasıflı akademisyenlerimiz de ne yazık ki yok. Yine her şey sizde bitiyor. Web'de istemediğiniz kadar çok kaynak var. Dili hani şu an Google'a yazıp da bulamayacağınız bir kod çözümü, işte kod hatası yoktur, veya aynı şekilde sıfırdan bir dile, bir programa başlamak isterseniz şu an internete girip direkt bir kitap siparişi verebilirsiniz. Yani her şey elimizin altında artık. O yüzden ne diyoruz işte, kişinin kendisini geliştirmesiyle doğru orantılı yani bizim bölüm. Yani mesela aslında demişler ki üniversiteyle alakası yok diyemeyiz demişler. Hani buna şöyle cevap vermek istiyorum. Ben bilgisayar öğretmenliğindeyim. Web tasarım yaklaşık 4 yıldır yapıyorum. Lisedeyken başlamıştım meslek lisesinden. Üniversitede bize web tasarımla ilgili pek bir şey göstermiyorlar. Sadece başlangıç kısımlarını, mesela AST olsun, şu olsun veya tasarımdan çok az bir Photoshop, hatta seçmeli olarak. Fakat siz üniversitede akademik bilişim gibi yerlere katılmanız kolaylaşıyor. Bunlar bazı bizim yine PHP koordinatörlüğü gibi falan yerler, dernekleri gibi yerler. Üniversite sizleri bunlardan haberdar ediyor. Gidişiniz kolaylaşıyor, öğrenci olduğunuz için birçok seçeneğiniz oluyor ve bu yüzden daha çok ilerleyebiliyorsunuz. Evet, çok doğru. Yazılım mühendisliğine bir giriş yapayım. Yazılım mühendisliği şu an devlet üniversitelerinde. Şu an bir sorun var mı? Sesim geliyor mu? Ses var mı arkadaşlar? Var var. Heh, tamam.
mühendisliği şu an devlet üniversitelerinde 3 şehirde var. İlk olarak Elazığ'da kuruldu, Fırat Üniversitesi'nde. Daha sonra Manisa ve Trabzon'da açıldı yazılım mühendisliği bölümleri. Yine sorular geliyordu. Hani yazılım mühendisliği yazmalı mıyız falan, işte doğuya gelelim mi veya aynı şekilde Manisa'ya ya da Trabzon'a gidelim mi gibi sorular geliyordu. Elazığ kısmına ben cevap vereyim. Manisa kısmına Manisalı olan arkadaşım Eşref cevap versin. Şimdi Elazığ'la ilgili tavsiye ediyorum. Hani eğer puanınız yetiyorsa tabii ki gelin. Yazılım mühendisi unvanıyla yazılım mühendisi olarak mezun olmak kesinlikle çok güzel bir şey. Ama burada da hani şey olmuyor. İşte akademisyenler mesela size yanınıza çağırıp işte şu kod şu işe yarar, bu kod bu işe yarar. Bak, bu tonun özellikleri budur. Ses kötü mü şu anda? Ses var mı şu anda arkadaşlar? Kesik kesik geliyor diyor. Şu an bir problem yok gibi ama. Hani akademisyenler mesela direkt şey yapmıyor, işte dediğim gibi bu tonun özelliği şudur. Bak, dinamik sayfa şöyle oluşturulur falan gibi özelliklere değinmiyorlar. Akademisyenler size her zaman işin teorik kısmını veriyorlar. Pratik tamamen size kalmış. Hani Esra'm dediği gibi üniversite size belli bir çevre katar, belli bir olgunluk katar. Ama yine iş sizde bitiyor. İster dediğim gibi 2 yıllık bilgisayar programcılığı, ister bilgisayar öğretmenliği, isterseniz de yazılım mühendisliği olsun. Elazığ'a gelme konusunda tavsiye ediyor musun? Evet, ediyorum. Yazılım mühendisliği hayali olan arkadaşlar yazmalılar burayı. Sosyal olarak ölü bir şehir. Onu söyleyeyim önce. Küçük ve çok ciddi bir canlılık olmayan bir şehir Elazığ. Gelmek isteyenler için olabilir. Eşref, Manisa ile ilgili sen ne diyeceksin? Manisa yazılım mühendisliği. Arkadaşlar, Manisa'da yazılım mühendisliği merkezde değil, Turgutlu diye bir ilçesinde. Hani Turgutlu çok küçük bir ilçe. Manisa merkeze ulaşım kolay fakat hiçbir arkadaşım yok Turgutlu'da okuyan yazılım mühendisliğini. Hani şöyle şunu söylemek istiyorum. Hani orada yaşam nasıldır, nerelerde kalınabilir, neler yapıyorlar, okulun durumu nasıldır, hocaların durumu nasıldır hiçbir şey bilmiyorum. Bu sene gidecektim fakat fırsatım olmadı İstanbul'a geldiğim için. Yani ama Manisa'yı da tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum çünkü boş zaman, ya yani üniversite zaten arkadaşlar, üniversite okumanın bence tek avantajı var. Okuyorsun ve boş zamanın çok. Kendini geliştirme imkanın var. Yani gidin üniversiteye. Ne diyeyim? Eğlenmek istiyorsanız Manisa'ya gidin tabii canım. Elazığ'da ne işiniz var? Peki Elazığ'ı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Trabzon'la ilgili bilgin var mı Eşref? Trabzon'da da Ya yazılım mühendisliği açıldı. ben Trabzon'a gittiğimde Trabzon Teknoloji, burada olan arkadaş varsa tam emin değilim fakat Trabzon Teknoloji Fakültesi'nin şeyde olduğunu hatırlıyorum. Neredeydi ya? Sümela Manastırı değil de Ayder Yaylası'na giderken yolun üstünde böyle çok ücra bir yerde olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bilen arkadaşlar söylerse iyi olur. Ben bilmiyorum ulaşım oraya nasıl sağlanıyor? Orada öğrenciler nerede kalacak? Ya fakülteyi gördüğümde bile şok olmuştum. Ya, bilmiyorum, benim hiç hoşuma gitmemişti. Ben geçiş yapmayı planlıyordum fakat merkezde olmadığı için, ya zaten de geç açıldığı için Trabzon. Öyle bir şeyim kalmadı ama arkadaşlar tekrardan söylemek istiyorum. Kesinlikle C++ veya JavaScript öğrenin. Çünkü onların yapılarını bilmek, kullanışlarını bilmek size çok çok fazla avantaj sağlayacak. Tamam, bu yazılım konusuna, hani kodlar konusuna da dersin sonunda ayrı yeten değinelim. Esra hocam, peki siz tavsiye ediyor musunuz Çukurova Üniversitesi bilgisayar mühendisliği, şey bilgisayar öğretmenliğini? Şimdi şöyle bir şey var, hani Çukur Üniversitesi gerçekten iyi bir üniversite. Eğitimi birçok üniversiteye göre daha iyi. Fakat hani biz tüm kodları görüyoruz, tüm programları görüyoruz. Mesela hem PHP görüyoruz, hem ASP görüyoruz, hem başka türde filan. Yani eğer yazılımda uzmanlaşmak istiyorsak bir konuda daha çok uzmanlaşmalıyız. Bizim öğretmenlik olduğu için daha çok hepsinden biraz görüyorum. Böyle yani, hani daha çok kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Güzel. Şu an Skype sohbetinde olup da ön lisans ya da lisans bölümlerinden birinde olan var mı? Ve de mikrofonu olan özellikle. Hocam, Evet.
Yazılım kolay mı? Mesela üniversitesini bitirsen iş bulabilir misin? Bunu çok geniş kapsamlı bir soru. Buna da biraz sonra değinelim. Şu bölümler olayını atlatalım. Bunlara da değineceğiz Muhammed. Tabii ki. Şu bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliğinin bariz farkları nedir diye bir soru gelmiş. Onu cevaplayalım. Yazılım mühendisliğinde görebileceğiniz bütün temel programlama dilleri gösterilmekte arkadaşlar 4 sene boyunca. Bilgisayar mühendisliğinde daha çok bir dile yoğunlaşılıyor. Bilgisayar mühendisliğinde yine donanım dersleri mevcut. Yazılım mühendisliğinde donanım dersleri daha minimum düzeyde. Tamamen pratiğe yönelik işte daha fazla uygulama dersleri olan ne diyeyim bir bölüm diyeyim. Yani yazılım mühendisliğinin uygulama kısmı daha fazla, bilgisayar mühendisliğinde o kadar uygulama yok. Biraz daha teoride ve donanım kısmında kalmakta. Evet, Yusuf çok çok iyi olur. Mikrofonun olsa daha güzel olurdu. Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bilgisayar programlarını okuyorum ve çoğu arkadaşımla İzmir'de ikamet ettiğim için Ege'de 9 Eylül'de okuyoruz. Genel olarak meslek sıkışlı olduğumuz için Evet. bilgisayar programlarını tercih ediyorlar. Yani şu an ben 2. sınıfım. Yaklaşık 8 tane kodlama dili gördük. Java'dır, ASP'dir, C++'dir, Delphi'dir, C++'dır. 9 Eylül'ün konuda sizi çok çok tavsiye edebilirim. Diğer okullara göre, yani karşılaştığım diğer okullara göre çok çok daha iyi. Şöyle söyleyebilirim size. Genelde ayardan arkadaşlarım bana sorularını gönderiyordu. Sınav sorularını gönderiyordu. 45 dakikada yapamadıklarını 8 dakikada çözebiliyordu. Celal Bayar dediğin Yusuf şey mi? Yazılım mühendisliği bölümü. Hayır, o da ön lisanslı. Ha, ön lisans. Evet. Çanakkale'den bilgisayar mühendisliğinden soruları gönderiyorlardı aynı şekilde. Hemen bir 15 dakikamı falan alıyordu. Eğitim konusunda 9.50'si tavsiye edebilirim. Ama biraz daha sabır ve sürekli olarak çalışmanız gerekir. Bizde çan eğrisi sistem var. Bazı sistemden daha biraz daha fazla arkadaşlar araştırmıştır zaten bu konuda. Yüksek arkadaşlar. Evet. Ege Üniversitesi'nde de şöyle bir şey söyleyebilirim. Ege Üniversitesi'nde biraz daha kod üstüne değil de piyasanın üzerine genel olarak hocalar piyasa eğitim verir. Kod üstüne fazla ders vermezler. Ama ortam konusunda İzmir mevzubahisi bize başka illere gerek kalmıyor, öyle söyleyebilirim. Evet, tabii ki sosyal çevre çok daha fazladır. Yani sen 9 Eylül'ü tavsiye ediyorsun arkadaşlara. Geleceği konusunda eğer ben bu sektöre devam edeceğim, tamam ben bilgisayar içinde, bilgisayar yazılım konusunda devam edeceğim diyen arkadaşlara hiçbir aklınızda soru işareti kalmadan İzmir'e tavsiye ederim. Güzel. Peki bir bilgisayar programcılığı öğrencisi olarak arkadaşlarım vardır mutlaka ortamı hani onların ortamları hakkında az da olsa fikrim vardır. Bilgisayar programcılığı bölümünü tavsiye ediyor musun? Mesela şöyle sorayım ya da sence kişi bir yıl daha hazırlanmalı mı yoksa o bir yılı zaman kaybı olarak görerek sen direkt gelmeli mi diyorsun bilgisayar programcılığına? Allah şunu söyleyebilirim. Benim yanımda olan arkadaşlarım, ben bir sonraki senede olan arkadaşlarım vardı. Kimisi çıktı internet kafe açtı. Kimisi de şu an bir şirkette yaklaşık 7 bin lira yakın maaşla çalışmaya başladı. Bunlar ön lisans çıktı. Mühendislikler değil. Süper, bunlar çok güzel şeyler yani. O yüzden önemli olan kendinizi geliştirebilmek. Mesela benim sizinle daha güzel bir sohbetim olmuştu. C++'ın OpenCV konusunda. Evet. Mesela benim arkadaşım o 7 bin lira yakın maaş alıyor. Muhammed, bir hoparlörünü kontrol edebilir misin? Evet, Yusuf, dinliyoruz. Şu an ses var mı şu anda? Ya ses geliyor Varsın. mu? Tamam, evet geliyor. Az önce gitmişti, şu an var. Dediğim gibi, eğer koyduysanız ben bu yazılım için tamam yapacağım, katlanacağım diye biliyorsanız Evet.
Yani sevmek çok önemli. Tabii biz de onu söylüyoruz. Hani bu işi sevmek gerçekten çok önemli. Eğlenceli bir iş. İşin içine girdikçe eğlencesini daha bir alıyor insan. Puzzle parçalarını birleştirmek gibi veya bulmaca çözmek gibi diyoruz hep kod yazmak. Tam olarak böyle. Şimdi bölümlerle ilgili arkadaşların soruları var mı? Önce bir onları alalım. Sonra değineceğimiz başka konular var arkadaşlar. Özellikle mikrofonu olup da konuşmak isteyen varsa dinleyebiliriz. Var mı mikrofon olup da konuşmak? Metoklara da değinelim. Güzel. Eşref, Metok hakkında biraz bilgi verebilir misin bize? Şu an yayın yok mu? Arkadaşlar sesim geliyor Evet, mu? geliyor. Ben de meslek lisesi çıkışlıyım. Metoklar meslek liselerinde avantajlı olarak görülen bölümler diyebiliriz. Çünkü bize ek puan geliyor tercih ettiğimizde metokları. Daha fazla puan geliyor yani. Meslek lisesi çıkışlı olduğumuz için. Hazırlık okumak zorunluluğu var. Fakat Manisa'da bu var mı bilmiyorum ya. İşte o konu biraz araştırmak lazım. Manisa, ama sanırım Metok hazırlık okumak zorunda. Ve sanırım çoğu üniversitede de saçma sapan olan fizik, kimya, matematik hazırlık yerine İngilizce hazırlık da konmuş. Yani İngilizce ders de konmuş. Bu bence iyi bir şey. Kesinlikle kötü bir şey değil. Çünkü kimya boşuna okuyoruz. Matematik, fizik tamam diğer ders, diğer birinci sınıf, ikinci sınıfta karşımıza çıkıyor. Fakat kimya kesinlikle karşımıza çıkmıyor. Evet, ya İngilizce hazırlık olsa daha iyi olur ama öyle değil. Metokları tercih edin. Puanınız yeterse kesinlikle ilk sıralara hazırlık olmayan alanını yazın. Daha sonra hazırlık olan alanını yazarsınız. Evet, Burhan'ın dediği gibi Metok kontenjanıyla giden arkadaşlar ben ve Eşref gibi toplamda 5 yıla çıkıyor üniversite. Bir yıl hazırlık olarak gözüküyor. Metok'la ilgili hani ben de kısaca bir değinirsem, Metok arkadaşlar YÖK tarafından alınan bir karar. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin branş derslerinde iyi olmadığı düşünülerek onlara hazırlık sınıfında fizik, kimya ve matematik dersleri gösterilmesi karar verilmişti. 4 yıl önce alınan bir karar. Daha sonra geçen yıl İngilizce dersi de eklenmiş onların arasına. Hani Eşref'in de dediği gibi fizik ve matematik işimize yarayacaktır ama kimya gerçekten öyle işimize pek yarayacağını düşündüğüm bir ders değil benim de. Bir yıl boyunca bu 4 dersi görüyorsunuz. Hani en azından ne diyeyim, üniversiteye alışma süreci ve kendinizi bir alanda geliştirmek için çokça fırsatınız ve çokça boş vaktiniz oluyor. Onun için artıları da var. Dezavantajı da nedir? Hani olmasa da olur. Yani çok fazla gerek olmayan bir ne diyeyim süreç diyeyim o bir yıl. Yani olmasa da olur öyle diyelim. Meto kontenjanlarının şeyini soruyorlardı. Bu imza yetkisi olayını soruyorlardı. O geçen yıl çözüldü arkadaşlar. İmza yetkisi olayında herhangi bir sorun yok. Teknoloji Fakültesinin Meto kontenjanıyla mezun olan öğrenciler de normal mühendisler gibi imza yetkisini kullanabiliyor. Hatta metokları daha çok tercih ediyor şu anda iş yerleri. Çünkü uygulamaları daha fazla görüyorlar. Yani bildiğiniz üzere normal bilgisayar mühendisliği veya hangi alandaysa bilmiyorum. Çok daha fazla uygulama görüyorlar. Daha fazla stajları var. Bu yüzden metoklar daha tercih konusu oluyor. Evet, kesinlikle öyle Esra hocam. Ondan sonra başka mikrofonu olanlardan sorusu olan var mı? Kenardan ben de Hocam. sorarım. Evet. 10. sınıfa geçtim de 10. sınıfta mesela bölümler seçiyorsun ya, bilgisayar bilişim üzerine, Evet. yazılım bölümü, grafikerlik, mühendislik, öyle bölümler Yok hayır, sadece şey var, donanım ve yazılım olarak ayrılıyor diye biliyorum ya da şu şekilde ayrılıyor. Web programcılığı ve veri tabanı programcılığı olarak ikiye ayrılıyor bu şekilde. Ya donanım ve yazılım olarak ya da web programcılığı ya da veri tabanı programcılığı olarak ikiye ayrılıyor. Aynen. Yazılıma gitmek için hangi programı seçmemiz lazım? Veri tabanı programcılığı seçilebilir ya da web programcılığı da seçilebilir. Saşa. Senin ilgin üzerine bir şey alıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir sorum olacaktı da. Tabii. Ben
sene liseyi bitirdim. Evet. LYS'den de geçemedim, 160 aldım. LGS'den geçtim. Evet. Şunu soracağım. Geçiş hakkım da var. Bilgisayar programcılığına 2 senelik gidilir mi? Onu soracaktım. Bunun cevabını hani başta bayağı konuştuk İsmail. Gidilir diyor arkadaşlar. Hangi şehirdeydin? Ben İstanbul'dayım ama İstanbul düşünmüyorum. Neden peki İstanbul düşünmüyorsun? Ailemle yaşamak istemediğim için. Ha, anladım. Uzakta öğrenim görmek istiyorsun. Ama şöyle düşünebilirsin. Mesela İstanbul yazılımın Türkiye'deki başkentidir ve İstanbul'daki imkanlar hani hiçbir şehirde yok yani. Bu açıdan hiç düşündün mü? Yani okuduktan sonra sonuçta geri dönüp bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Anladım. Peki Yusuf ekşi arkadaşımız buna cevap versin. Mesela Yusuf arkadaşımız şey diyor. Ben diyor İstanbul dışında bilgisayar programcılığına gitmeli miyim diyor 2 yıllık. Gidebilirsin kardeşim. Ben sana İzmir'i tavsiye edebilirim. En azından büyük şehir olduğu için hem istediğin şehir dışında uzaklaşmak istediğinde istediğin hayatı elde edebilirsin. Öğrenim konusuna gelince de hem 9 Eylül hem de Ege Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen 2 üniversitesinden biri eğitim düzeyi dahil olursa ya, tavsiye edebilirim sana İzmir'i. Ulaşımın kolay. İstanbul'a göre biraz daha ucuz, daha rahat. Benim tavsiyem de şu şekilde hani madem gitmek istiyorsun İstanbul dışına o zaman küçük şehirlere gitme bak. Mesela Doğu'yu falan çok yazma bilgisayar programcılığı için veya Karadeniz'i falan da değil. Hani önceliğin böyle büyük şehirler olsun, Ankara olsun, Eskişehir olsun veya İzmir olsun. Hani yazılım ortamının da imkanların fazla olduğu bir yer olsun. Mesela Elazığ Türkiye'de yazılım mühendisliğinin açıldığı ilk devlet üniversitesi burada Fırat Üniversitesi. Ama Elazığ'da toplasanız 10 tane yazılım şirketi ya vardır ya yoktur yani. Düşünün yazılım mühendisliği bölümünün olduğu bir şehirde bir teknokent var mesela. Burada çok büyük bir teknokent olmasına rağmen teknokentteki aktif şirket sayısı ancak 3-4 tanedir yani. Hani gerisini siz düşünün. O yüzden büyük şehirlerdeki imkanlar her zaman çok daha fazladır. Beyza arkadaşımız bir soru sormuş. Bilgisayar programcılığı seçmek istiyorum. Puanım 330 diyor. Puanın 330'sa neden yazılım mühendisliği düşünmüyorsun? Manisa, Trabzon ya da Elazığ'da bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Çünkü ama meslek lisesi misin bilmiyorum. Normal kontenjanla da ikinci öğretimi gelir yani yazılım mühendisliğinin 330 puanı. Ya meslek lisesisin. Bilgisayar programcılığından ziyade hani önceliğin yazılım mühendisliği olmalı bence. Üst sıralara tercih yaparken onları yaz. Sadece YGS'si o zaman olmuyor. MF4 de alıyor çünkü mühendislikler. İzmir'de bilgisayar programcılığı Fırat'ta. Eşref bu soruya önce seni dinleyelim sonra Esra hocamızı dinleyelim. Ercan Akkök'ün sorusu. İzmir'de bilgisayar programcılığı mı, Fırat'ta yazılım mühendisliği mi? Yani doğuda mı? Doğuda iyi bir bölüm mü? Batıda ne diyeyim? Ön lisans bölümü mü? Yani soru aslında bu şekilde. Evet Eşref önce seni dinleyelim. Bence İzmir'dense İstanbul'da bilgisayar programcılığı kesinlikle tavsiye ederim. Ama İzmir de kötü değil arkadaşlar. Yazılım konusunda bence gelişmeye başladı denilebilir. Kesinlikle İstanbul'un önüne tutamaz. Şu an burada çalıştığım yerde abilerle de konuşuyorum. Yani İstanbul'daki imkanlar çok farklı. Okurken de deneyim kazanma fırsatınız var mesela. Elazığ'da öyle bir şey yok. İzmir'de de var. Tabii ki de var. İzmir'de iyi etkinlikler düzenleniyor. Güzel fırsatlar yakalanabiliyor İzmir'de de. Ama bir İstanbul bulaması bir yer diye düşünüyorum. İzmir'de bilgisayar programcılığı Fırat'ta yazılım mühendisliği mi? Fırat'ta yazılım mühendisliği derim sanırım. Yani çok tartışmalı bir soru. Güzel de bir soru. Evet. Ama sanırım Fırat'ta yazılım mühendisliği derim. Esra hocam sen ne diyorsun peki? Hani arkadaşların falan vardır belki doğuda öğrenim evet, gören. Aynen. Yani hani ben şöyle düşünüyorum. Bu kesinlikle kişinin kendisine bağlı bir şey. Hani eğer Elazığ'dayken de aynı senin gibi aktif olabilecekse kendini daha çok pozitif yani hani asla vazgeçmeyecekse bu işte tabii ki yazılım mühendisliği diyorum. Fakat eğer daha pasif bir arkadaşımızsa hani daha çok biraz daha eğitime ihtiyacı varsa
İzmir ikinci seçeneği olmalı. Ben de işte gibi düşünüyorum. İstanbul çok büyük gerçekten ve çok fazla deneyim kazanabilirsin bu konuda. Kesinlikle İstanbul. Hani gerçekten bu tamamen kişiye bağlı bir şey. Yani yazılımın kalbi İstanbul'da atıyor diyoruz. Bakın hani o konuya değinelim. Mesela Elazığ'da 4 yıldır öğrenim gören öğrenciler olarak Elazığ'daki imkansızlıklar İstanbul'da olmayacaktır. İstanbul'da elinizin altında her şey veya bir İzmir'de en basitinden üniversitelerin yaptığı etkinliklere bakarsanız, atıyorum Fırat Üniversitesi'nde bir senede bilişimle ilgili 2 tane etkinlik oluyorsa, İstanbul'da zaten kaç tane üniversite var saymaya bile gerek yok, en az 60 tane etkinlik oluyordur. Veya İzmir'de sadece 9 Eylül ve Ege'de en az 5 tane 10 tane etkinlik oluyordur bir dönem içerisinde. Ve onların katılımcıları da hani ne diyeyim, çok deneyimli, çok tecrübeli kişiler oluyordur diyeyim. Mesela biz burada bir teknokentte bir şirket açmış birini getirebiliriz. Şeyde İstanbul'da mesela şey yaparlar, adam Akınsoft'tan Özgür Akın'ı getirir veya işte ne bileyim İstanbul Microsoft'un genel müdürünü getirir İstanbul'daki şubesinin falan, bu şekilde yani oralar tabii ki çok daha cazip. Bir soru daha gelmiş. Tunay belki bilgisi olan vardır. Edirne bilgisayar programcılığı mı yoksa Çanakkale bilgisayar programcılığı mı diye soruyor. Fikri olan varsa arkadaşla paylaşsın bu sorunun cevabını. Murat Hocam bir şey söyleyebilir miyim acaba? Evet. Soruyla alakalı değil, az önce cevap söylememiştim. Arkadaşlar şeyi sormuştu galiba. Bu seçenekler konusunda. Şu an ben 9 Eylül girişimcilik akademisine kayıtlı. Evet. Bizim akademimizde depart bünyesinde, yani üniversite bünyemizde 78 tane açılan, sadece üniversitemizin bünyesinde 78 tane öğrenciler tarafından açılan inovasyon üstüne şirketler var. Yani bunlardan bir tanesi de bizim. Bizim kendi mentorumuz ODTÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Bey, Ufuk Batur. Bunun gibi daha nice büyük firmalardan bize mentorluk aşamasında yardımcı olan insanlar var. Ya bu konuda Ege Üniversitesi'nde de abi. Şu an 9 Eylül'de Regaca'ya geçiyor genel sürede. Yaklaşık hem TÜBİTAK hem de Başbakanlığın bir projesi. 150.000 TL'ye kadar iş fikrinize sorgusuz sualsiz şey veriyorlar. İBE desteği veriyorlar. Evet. Ya önemli olan projelerinizin, ya proje üretebilmeniz, derslerini alıyorsunuz, girişimcilik sertifikaları alabiliyorsunuz. Ya bu konuda çok çok fazla faaliyet var. Anladım. Yani orada ekonomik olarak da ciddi destekler gelmekte diyor Yusuf Ekşi. Mesela bir örnek de ben vereyim. Geçen Skype sohbetimizde de bu örneği vermiştim. Global Game Jam diye bir organizasyon var. Microsoft ve Facebook'un resmi sponsorluklarını yaptığı, Türkiye'de 4 şehirde düzenlenen, dünya çapında kaç ülkede, yaklaşık 100'den fazla ülkede, aynı anda 450 noktada başlıyor dünya genelinde. Her yıl, bu yıl 7.sü düzenlendi. Her yıl Ocak ayının son haftasında gerçekleşiyor bu organizasyon. Amaç Ocak ayının son cuma günü, o cumadan pazar gününe kadar 48 saat içerisinde GGC merkezden verilen konu çerçevesinde oyun üretmek, takımlar oluşturuluyor falan, oyunlar üretiliyor. Mesela bu sene Elazığ'da resmi organizatörlüğünü aldım ben. Bakın şimdi çok şeyler, rakamsal ve çok gerçekçi ifadeler vereceğim. İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi düzenledi. Yaklaşık 200 tane katılımcı olmuş İstanbul'da. İzmir'de, Ege'de düzenlendi. 200'e yakın, 200'ü aşmış galiba Ege'de. Ankara'da ODTÜ'de düzenlendi. GGC Atom olarak geçmekte. Ankara'da 250'den fazla katılımcı olmuş. Artık katılımcılar sığmıyormuş Ankara'da o düzeyde. İlk defa bu sene Konya'da katıldı. Konya'da ilk sene olmalarına rağmen 35 tane öğrenci katılmış. Yani bu çok mutluluk verici bir rakam. Elazığ'da 4. sene üst üste düzenliyoruz Elazığ'da. Elazığ'da katılımcı sayısı 9. Bakın sadece 9 kişi katıldı. Çift rakamları bile göremedik. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da katılımcı sayıları çok yüksek. Katılımcı sayısı yüksek olunca Domino's gibi, Coca-Cola gibi büyük sponsorlar buluyorlar. Mesela öğrencilere
48 saat boyunca, daha doğrusu programcılara diyeyim, 48 saat boyunca kesintisiz olarak yiyecek ve içecekleri sponsorlar tarafından temin ediliyor. Bunun dışında teknolojik aletlerin hediye olarak dağıtıldığı sponsorlar oluyor. Mesela GGC Ege'nin resmi sponsoru tamindir.com'du. Mesela Tamindir şey yapmış, hani onlara katılımcıların tamamına işte küçük elektronik eşyalar vermiş. Aynı şekilde İstanbul'da yine öyle. Ankara'da öyle. Elazığ'da bize Dijital Oyun Geliştiriciler Derneği sponsor oldu. Muhammed, bir hoparlörünü kontrol edebilir misin ya? Dışarıya çok ses veriyor da. Bize mesela Dijital Oyun Geliştiriciler Derneği sponsor oldu. Biz de hani kendi çapımızda sponsorlar bulduk. Ve sadece 9 kişi katıldı. Yani 10. bir kişiyi bile ne yazık ki bulamadık. O yüzden ben şunu söylüyorum. Batı'da okumak ve büyük şehirde okumak, sadece Batı'da değil büyük şehirde okumak, bence kişiyi 3-0, 4-0 önde başlatır. Yani ben buna çok inanıyorum. Bir de hani şöyle bir şey var. Bilgisayar teknik öğretmenlikten sonra alımlara başlayacaklar. Anladım. Yani zaten evet. Şurada bir arkadaşım bir şey söylemişti de, grafik kerlikte mi yoksa yazılım bölümünde mi daha fazla para kazandım demiş. Arkadaşlar, tasarım konusunu bildiğiniz kadar yazılımı da bilmek zorundasınız. Bir Photoshop'ta yapmış olduğunuz şeyi Dreamweaver'a aktarıp oradaki kodları kendiniz yapmanız gerekiyor. Türkiye'de farkındaysanız iş ilanlarınıza baktığınızda işte Photoshop'tan anlayan, C# bilen, Java bilen plan şeklinde bir combo istiyorlar. Direkt sadece tasarım için sizi işe almayacaklardır. Gerçekten bu alanda bayağı bir sıkıntılarımız var. Evet, ne yazık ki hani bizde şey yok. Yazılım şirketlerinin aradığı elemanlarda iş bölümü yapabilecek şekilde olmuyor. Hani bir eleman geliyorsa, bir programcı geliyorsa hem bize çizim yapsın, hem işte logolarımızı tasarlasın, hem C# masa üstünde kodlasın, hem web bilsin, ayrıca mobil bilsin, oyun programlasın, Unity'de falan, tam olarak böyle şeyler istiyorlar. Yani bu tarz ilanlara ben de çok fazla rastladım. Şu ASP.NET derslerini soruyor arkadaş. Evet, ASP dersleri olacak. Aralık ayından itibaren ASP dersleri başlayacak. Onu da söylemiş olayım tekrar. 11. sınıf bilişim bölümüne gidiyorum diyor. Meslek sesi. Acaba 2 yıllık bir çalışmayla yazılım mühendisliği tutturma ihtimalin çok yüksek. Zaten yazılım mühendisliği bölümünün puanları o kadar yüksek değil. 2 yıllık istikrarlı bir çalışma, inan ki seni 4 yıllık bir fakülteye mutlaka atacaktır. Direkt geçiş içinde ya zaten meslek lisesi olduğun için hani sorun yaşamayacaksın. Açıkta kalma olayı kesinlikle olmayacaktır. Ve o puanla da yerleşeceksindir. 2 yıllık bilgisayar programcılığına Beyza için konuşmuş olalım. Özel sektörde en az 2 iş değiştirmeden oturmuyor sistem. Ne gibi mesela? Bunu biraz daha açabilir misin? Neslihan adlı arkadaş, bir klavyen şey hoparlörünü kontrol edebilir misin? Şimdi yazılım konusuna da biraz değinelim. Böyle yavaş yavaş sözü de toparlamış olalım. Eşref, dersin başında bir şey söylüyordun. C++ ve Java diyordun. Bununla ilgili tekrar söylemek istediklerini bize iletir misin? Yani arkadaşlar, ben şöyle tamamlayabilirim. Biz üniversiteye başladığımızda ilk yıl C gördük. Nasıl gördük? Sizin lisede gördüğünüz gibi gördük. Yani ekstra hiçbir şey üstüne eklenmedi. Başlangıç olarak gösteriliyor ve orada bitiyor. İkinci olarak Java gösteriyorlar, C# gösteriyorlar. Aynı lise mantığında gösteriyorlar yani. Ne bir fazla ne bir eksik. O yüzden size şunu söyleyebilirim. C++ gerçekten çok önemli bir dilmiş. Bunu ben de çok geç öğrendim. Ve şu an bilmiyorum yani C++ kesinlikle. Öğrenmek zorundayım. Geç kaldım. Ve şunu da söyleyebilirim size, 4 yıllık üniversitenin bence en büyük avantajlarından biri de Erasmus. Hani özellikle Elazığ'a giderseniz bu şansınız çok yüksek. Elazığ'a gidin, sadece Erasmus yapın yani, başka bir şey demiyorum size. Yani yurt dışı eğitim fırsatı da bulmuş oluyorsunuz. Diliniz de gelişmiş oluyor biraz. Değişik yerler görmüş olursunuz. Çünkü Elazığ'da 5 yıl kalınmaz diyorum. Ve benden bu kadar arkadaşlar, iyi akşamlar.
Teşekkürler Eşref. Neslihan Keskin Elazığ Yazılım ve Kocaeli Bilgisayar Öğretmenliği demiş. Biz de Elazığ Yazılım diyenlerdeniz. Hani önceliğin yazılım mühendisliği olmalı. Ondan sonra bilgisayar öğretmenliği tabii ki yazılım mühendisliğinden sonra onu da pas geçirmeyecek kadar iyi bir bölüm. İngilizce olayını ikinci Skype sohbetimizde değinmiştik sanırım. Hani şimdilik onlara değinmeyelim. İş sahibi olan varsa uzaktan eğitimi tavsiye ederim demiş. O zaman sorulara büyük ölçüde cevap bulduk sanırım. Burada noktalayalım sözü. 50 dakika kadar oldu. Bilgisayar programcına değindik. Yazılım mühendisliğine değindik. Bilgisayar mühendisliğine değindik. Bilgisayar öğretmenliğine değindik. Değinemediğimiz tek konu sanırım yönetim bilişim sistemleri oldu. Onunla da değinebilecek arkadaşımız yoktu maalesef. Bu şekilde sözü noktalayalım öyleyse. Bu gecelik bu kadar olsun. Bu Skype sohbetimiz zaten bunlar üzerine oldu. Hani yazılımda yazılımla ilgili, daha doğrusu kodlar ve bir programlarla ilgili konulara bir başka sohbette değiniriz. Karadeniz ve Çankırı Üniversitelerine bilginiz yok maalesef. O üniversitelerle ilgili bilgim. Tamam, sohbetimizi sonlandırabiliriz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu sohbetimizi YouTube kanalımıza yükleyeceğim. Bu gece yüklenmiş olur. Katılan arkadaşlara iyi geceler diliyorum. Hepinize tercih yapacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun inşallah hakkınızda. Hepinize iyi geceler dileyelim. Bir sonraki Skype sohbetimizde ve C# dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.